Yani Osmaniye şu anda bitik. Hala devlet bahşer, sen Osmaniyelisin. Sen niye şey yapmıyorsun, yardım etmiyorsun? Hangi yüzde yarın Osmaniye geleceksin diyeceksin bana şey ve oy verin. Tayyip Erdoğan'ın arkasına sıkınarak geldi. Tek başına gelemedi. Yani onun yerine ben olsaydım Osmaniye'den çıkmazdım. Ta bu milletin yaralarını sarana kadar. Bahçeli'ye ne söylemek istersiniz? Bahçeli'ye şunu söylemek isterim. Bak ben koyu bir Kürdüm. Ben koyu hedefliydim ama ben şeye MHP'ye oy verecektim. Vallahi ben vazgeçtim. Ben geçen sefer İyi Parti'ye verdim. Bu sefer de MHP'ye vereceğim dedim. Hatta MHP'nin üyesi de olacağım dedim. Ama bu depremden sonra nefret ettim Bahçeli'den. Yani sen hani babamızdınız, hani Türkiye Cumhuriyeti'ni seven insanlardın. Ne oldu gelmedin? Kendi memleketine hizmet edemiyordun. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ne nasıl hizmet edeceksin? Onu komşu yaptı. Bir çadır yaptılar, onunla kalıyorum. Anneniz de çadırda mı? Annemi de alıyorum çadıra. Bir içeri bir dışarı çıkarıyorum çadıra. Depremden bugüne neler yaşadınız? Her şey. Kendi imkanlarımızla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yani bir Allah'ın kulunun bir yardımı yoktur. Ben sadece yakacak. Başka bir şey istemiyorum. Bu kadar anlam. Verirlerse de bir çadır. Yalan, şu kadarlığını dedim. Bunun hepsi sahtekar, yalan söylüyorlar. Hiçbirine de ihtiyacı yok. İnanın buna. Siz nerede kalıyorsunuz? Vallahi bana firmam çadır gönderdi, ben evimin yanına. Yoksa AFAD çadır verdi, ben gitmedim. MHP'nin içinde AK Parti diyorum. Her partinin içinde AK Partiliyim. Ama size çadır yollamamışlar. Yok vallahi yollamadı. Peki iletişime geçmek istediniz mi AK Partililerle? Telefona kaldırmıyor ki. Kaç defa aradım ama kaldırmıyor telefon. İçeride mi? Vallahi kaldırmıyor. Yan tarafta kahvede. Peki bu seçimlerde hangi? Gene AK Parti'ye veririm. Gene AK Parti. AK Parti'den başka yok. Akşam burada arabanın içinde kaldık. 6 gün sonra da çocuğum bunu işte bir arkadaşına rica etmiş. Bunu almış şu şeylerde bir malcılardan çadırın almış getirmiş. Bunu böyle kendi çabamızla yaptık annem. Yani çadır başvurusunda bulundunuz mu? Bulunmadık annem. Bulunanlar dedi ki bize çıkmadı, çıkmıyor dediler. Onun için biz de çadıra başvurmadık. Ne yalan söylüyorum. Ya biz o kadar yere başvuru yaptık, hiç kimse şey yapmadı. Şurası, şurada kaldım ben bayağı. Şu beyaz yerde mi? Burada, içeride. Bu çadırı aldık biz parayla, 1,5. Kaç paraya? 1,5. Peki şimdi nerede kalıyorsunuz? Şimdi evde kalıyorum 2 günden beri. Rahat edemiyordum işte karnımdan dolayı. Kaç aylık hamilesiniz? 8. Kendi imkanlarımızla sağ olsun yani kendi cebimizden aldık, şey yaptık. Kaç para verdiniz? 3000 lira. Peki çadır için başvuruda bulundunuz mu? Başvuruda bulunduk. Muhtarlığa gittik, AFAD'a gittik, belediyeye gittik. Belediyeye gidiyoruz, muhtarlık diyorlar. Muhtarlığa gidiyoruz, AFAD diyorlar. Belediye diyor. Her biri bir yere gönderiyor. Velhasıl o kadar başvurduk, o kadar şey yaptık. Hiçbir zaman çadır gelmedi. Çırparım 2 defa hastaneye götürdüm. 2 defa hastalandı. Ben bile şu anda hastayım. Şu anda öksürüyorum. Soba yok, bir şey yok. Sobaya da başvurdum.